takı. Bir insan çeviriliyor. Sevgili misafirlerimiz, bu heyecanlı günümüzde bizle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugün kısa da olsa bir deneme şansı buldunuz. Biz buna ilk adım diyoruz. Esasında Mitsubishi markası Türkiye'de 1985 yılından beri var. Köklü bir marka, yani dünyada 100 yaşında, Türkiye'de 1985'ten beri olan bir marka. Biz ilk adım diyoruz çünkü esasında yeni bir doğuş gibi oluyor bu bizim için. Uzun süredir rekabetçi olabileceğimiz otomobillerimiz olmadığı için bu piyasada hak ettiğimiz yeri bulamıyorduk. Bu ürünle beraber ve bu ittifakla beraber geleceğe çok daha farklı bakıyoruz, çok daha umutlu bakıyoruz. Bu İlk ürünümüz. Bir kupe SUV tasarımı var. Oldukça agresif çizgileri olan, cesur çizgileri olan bir ürün. Özel bir kırmızısı var. 7 kat boya içeren farklı özel bir rengi var. Evet, hayatın tozunu attır diyoruz. Mitsubishi 100 yıllık bir marka. 101 hatta bu yılın 101. yaşını kutlayan bir marka. 1936'dan beri de 4x4 üreten bir marka. Sizin izleyicileriniz özellikle L200'ümüzü çok iyi bilirler ve onun performansını çok iyi bilirler. Kendini kanıtlamış bir araç. Mitsubishi 1936'dan bu yana da 4x4 alanında birçok otomobil üretmiş. İkonik diyebileceğimiz işte Evo'ydu, Pajero gibi araçları olan bir marka. Fakat son dönemde özellikle yeni regülasyonlar, Avrupa'daki farklı gelen çevreci şeyler etkisiyle beraber bazı ürünlerden çıkılmak durumunda kaldı. Ve bu ürünler şu anda portföyümüzde yok. Eclipse Cross bizim portföyümüze yeni eklenen, Avrupa'ya ve bize, daha doğrusu Mitsubishi'nin yeni çıkardığı bir ürün. Crossover dediğimiz kategoride daha şehir içi 4x4 kullanımına yönelik, çok ağır off-road koşulları için olan bir araç değil, şehir içi için kullanılan bir araç. Yine tabii ki karlı, buzlu, toprak yollarda performans veren ama bir L200 gibi değil, bir diferansiyel kilidi olan bir araç değil. Daha tatlı su 4x4'ü diyebiliriz buna. Ama estetik olarak çok daha farklı, çok daha farklı bir kitleye hitap eden. Bunun yanı sıra işte teknolojisi, motoru, sürüş performansı, iç yapısıyla beraber yeni otomobil kullanıcılarına hitap eden yeni bir ürün.
8 yıldır Trans-Anatolia diye Türkiye'nin ilk ve en büyük rally raid yarışını organize ediyoruz. Son 2 senedir de buna Trans-Anatolia Cup adı altında daha küçük hafta sonu yani 4 günlük yarışlar ilave ettik. 2018'in ilk yarışı Rally Halikarnassos Trans-Anatolia Cup'ında birinci ayağını oluşturuyor. Bodrum'dayız. Yaklaşık 4 günlük yarış 554 kilometre parkur yapacağız. Bugün Bodrum Mumcular Güvercinlik tarafındayız. Yarın Datça Gökova'ya geçiyoruz. Akyaka'dan tekrar Bodrum'a döneceğiz. Pazar günü de gene Mumcular Yalı Çiftlik tarafında etaplarımız var ve günü sonlandıracağız. Bu sene çok iyi. 70 araç ve 115 pilot yarışıyor. Motosikletler, ATV'ler, SSV'ler ve 4x4 otomobiller, arazi araçları diyeyim. Onların katıldığı bir yarış. Kapa 70 araçla başladık. Sanıyorum ilerleyen yarışlarda bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor. Seriye Ağustos'ta 4-11 Ağustos Trans-Anatolia ile devam ediyoruz. O maceranın ilk başlangıç yarışı. Yaklaşık 3000 kilometre, her sene 3000 kilometre oluyor. Geçtiğimiz sene İzmir'den Samsun'aydı. Bu sene İzmir'den çıkacağız. Denizli, Konya, Nevşehir, Ankara, Kütahya, Afyon ve tekrar İzmir olmak üzere gene 3000 kilometrelik büyük macera Ağustos'ta bizi bekliyor. Özellikle Trans-Anatolia'da %80'i yabancı sporculardan oluşuyor. İtalya, Hollanda, İngiltere, Arjantin, Avusturya, Bulgaristan gibi birçok ülkeden farklı sporcular geliyor. Dakar pilotları geliyor. Küçük yarışlarda da bu yarışlar için işte Türkiye'den yarışmacılar ve pilotları hazırlamaya çalışıyoruz. Trans-Anatolia bu Rally Raid grubu içinde dünyanın ilk 5 yarışından biri haline geldi. Özellikle bilinirlik ve takip edilme açısından. Türkiye inanılmaz bir coğrafyaya sahip. Yani bizim en büyük avantajımız coğrafyamız. Çok güzel ve kaliteli de bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla yabancı sporcuların ilgisi gün geçtikçe artıyor. Dünyanın en iyi sporcularını burada ağırlamaya başladık. Bodrum'a kazandıran bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu biraz da Bodrum'un kendini yansıtan bir yarış bunlar. Adrenalin seviyesi yüksek olan arkadaşlarımızın yaptığı bir yarış bunlar. Bu adrenalin seviyesi bize aynı zamanda endorfin hormonu da devreye sokarak mutluluk veriyor. Hepinize mutluluklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sizlere enerji verdiğiniz, destek verdiğiniz için. Evet, heyecanlı bir çıkış geldi. Koat kategorisinde 1-0 diyoruz. Starte başkanımız Mehmet Kocadon veriyor. Evet, tamam, teşekkürler. Teşekkürler Bodrum. Evet, startları Sayın Başkanımız Mehmet Kocadon verdi. Çık diyoruz ve ilk etabı alıyoruz. Diyoruz, başarılar. Evet, bu araçlar yarışın en çok toz yutan, çamur yutan araçları. Çık diyoruz ve iki pilotumuzu da alıyoruz. Alıyoruz. Evet, pilotlarımızı alıyoruz. 434 kapı numarasıyla şimdi tutuyoruz, geri sayıyoruz. 5, çık diyoruz. Pilotlarımızı uğurluyoruz.
Motor sesleri gerçekten heyecan verici. Siz bir de bunları parkur edin. 400 yarışın yine dikkat çeken araçlarından bir tanesi. Değişmez ikilisi diyebiliriz artık. Yaptıklarıyla tüm sporcuları mesele. Evet. 3, 2, 1... Dün bir sıralama etabı yaptık. Orada birinci geldik. (Gülüyor)
eğer bir kaybolma gibi bir terslik yaşamazsak iyi geçeceğini ümit ediyorum. Sürprizler bizi bekliyor. Keyifli olacak. Bakalım göreceğiz bu günün içinde ne olacak. Bodrum'da olmaktan çok mutluyuz. Hava çok güzel. Çok şanslıyız. Bundan sonraki iki günde inşallah çok güzel geçecek hava. Diyor tabii daha ilk defa dün koltuğuna oturduk ilk etapta. Bizim için güzel geçti. Aracı tanımaya çalışacağız bizim bakalım. Luna Park'a gelmiş bir çocuk gibi. Şimdi eğlenmeyi bekliyoruz. Parkur yine çok güzel. Belli ki ilk şeyi kısa bir parkurdu ama gayet hatasız atlattık. Çok heyecanlı ve zor. Gerçekten çok zor. Çok güzel başladı ilk gün. İnşallah kazasız belasız bir 4 gün boyunca, 3 gün boyunca burada eğlenerek ve güzel vakit geçirerek yarışımızı tamamlayacağız. Dün güzeldi ama yavaş gitmek için çok çabaladım ve iyi bitirdim yavaş gittiğim için herhalde. Alevler içerisinde
deniz kenarında partiye devam. İnşallah bütün günümüz böyle geçsin. Valla keyifli bir yarış geçiyor. Dünkü etap kısaydı. Zevkliydi ama. Kısa sürdü. Esas bugün başlıyoruz etaba. Güzel bir etkinlik. İnşallah başarılı olmaya çalışacağız. Bu etapta biraz heyecanlıyız. Biraz kırıcı ve zor bir etapmış. İlk defa yaptığımız için dünü kazasız belasız atlattık. Bugün de elimizden geleni yapacağız. Bence yok be abi. Yani.
geçti. 3 etap iyiydi. Şu kayalık zeminler olmasa bileklerim çok kötü. Onun dışında yol çok keyifli. Rota çok güzel. Az kaldı ama inşallah bileğim dayanır diye düşünüyorum. Biraz da sıcak olmasaydı bu kadar daha keyifli bir rota olurdu diyorum. Ama çok eğleniyorum yani. Yoruldu. İkinci etap uzundu biraz. Kayalıkta lastik patladı. Bu etap güzeldi. Akarak geldik bu etapta. Güzeldi. Keyifli. Çok güzel geçti. Keyifliydi. Yorucuydu tabii. Havanın da sıcaklığı çok etkiledi bunu. Güzeldi. Keyifliydi her şey.
tüm arkadaşlarımıza, değişik özellikle teşekkür ediyoruz burada. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Burada herkes senin ikinci karşına koymaya hazırlık yapmış oldu. Sözde bir zengin ilişki. Otosiklerden sorup daha sonra istesini kategorik. Ve şimdi sizden büyük bir alkışlarımızla ilk gün gelen bizi heyecanlar size söyleyeyim. Polaris Halep Tövbe Çamurda ve Bölendir. Bu için 4 gün boyunca yarıştılar. Finish'e geldiler. İyi geceler. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız. Umarım herkes keyif almıştır. Burada olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Burak'ın söylediği gibi bu yarışın burada yapılmasına destek veren tüm sponsorlarımıza, Bodrum Belediyesi'ne, tabii katılımcılarımıza canı gönülden teşekkürler. Güzel bir organizasyon oldu. Umarım seneye Orhan abi bize daha zorlu etaplar çıkaracak. Bir dahaki yıl hep yeni etaplarla Bodrum'u sizi ağırlamak istiyoruz. En çok toz, toprak ve sesli kategorisine geçiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hem çok güzel bir yarış çıkardıkları için Ömer yerini dublörü arıyor. Sıra otomobil kategorisine geldi. Bir fotoğraf da alalım aynı zamanda. Ellerek geçiyorum. Sıra geldi otomobil kategorisi. Birinci Mehmet Tüfekçioğlu Tuana Sayar ikilisi. Evet, genel klasmana giren pilotlarımızı alkışlıyoruz.